Doktor bey. Buyurun. Bize yardım edin. Tabii ki, her konuda. Umut hastalığını nasıl söyleyeceğimizi bilmiyorum. Böyle bir şey söyleyemeyiz biz. Anlıyorum, zor. Ama öncelikle sizin anne baba olarak çok güçlü olmanız lazım. Bunu asıl bilmesi gereken kişi Umut. Onun yaşayabilmesi ve hepimizin hayatına devam edebilmesi için bunu Umut'a söylememiz lazım. Bunu ondan saklayamayız. Olur, bize yardım edin doktor bey. Lütfen. Biz böyle bir şey söyleyemeyiz. Acaba siz... Sancı neredeyse 5 dakikada bir geliyor. Hem bak tansiyonun da yükseliyor. Eğer bebek doğum kanalına giremezse işimiz iyice zorlaşacak. Hayır! Bakla ben ameliyattan çıktı, durumu stabil. Ona burada çok iyi bakıyorlar, buna emin ol. Onu göreceğim mi? Görmeden doğurmayacağım. Bak, bu tansiyon değerleri, durum çok riskli. Bebeğin hayatını tehlikeye sokuyorsun. Nasıl yani tehlikeli derken? Bebek ters geliyor, seksiyon şart. O ne demek? Bebeğim iyi mi? Sezaryen ameliyatı. Bebeğin olması gereken pozisyonda değil. Hem senin hayatın hem de onun hayatını tehlikeye atmamak adına bunu tercih edebiliriz. Hayır, doğurmayacağım. Sezaryen hiç istemiyorum. Ben sadece babamı görmek istiyorum. Bakın, bu yaptığınız artık şımarıklık. Hem kendinizi hem bebeğinizin hayatını tehlikeye sokuyorsunuz. Bir dakika. Bu biraz sert olmadı mı hocam? Aslan yöntemi tercih edeceğine karar verme hakkına sahiptir. Gerginliğin de anlayışla karşılamak lazım. Bunu burada sizinle tartışırdım ama ne yeri ne de zamanı. Serviste bekleyen dünya kadar hastam var benim. Siz artık gidebilirsiniz. Hastayı dün geceden beri ben takip ediyorum. Bu operasyon olmanız lazım. Bir an önce. Oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Hayır. Ben sadece babamı görmek istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Hemşire yaz. Hastaya durum açıklandı ve hasta tedavi reddetti. Benden bu kadar. Bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyorsunuz ya? Nasıl ya? Oğuz, bir şey yap. Ne yapayım? Bebek ters geliyor. Bir şey yapmamız lazım. Çok az vaktimiz var. Bak bana. Biraz daha inat edersen baban ya seni ya torununu. Belki hatta ikinizi birden kaybedecek. Sana söz veriyorum. Bu bebeği doğurur doğurmaz, göbeğini keser kesmez, buradan çıkar çıkmaz. İlk iş ikinizi de alıp yanına götüreceğim. Lütfen güven bana. Söz. Götüreceksin ama. Söz. Tamam. Ama sezaryen istemiyorum. Aslında bebeği çevirebilirim. Ne yaparsın? Yapabilirim. Bebeği çevirebilirim. Güveniyor musun bana? Evet. Güzel. Oğuz, emin misin? Mardin'de zorunlu hizmetteydim. Bebeği yanımda yaptı, gördüm. Yapabilirim. Bebeği kanına çevirebilirim. Bak, bir tane kadın doğumcu çağırırız, olur biter. Hayır! Başka doktor istemem. Hadi bağır. Otur, sana hazırla. Bunu birlikte yapacağız. Haydi! Ultrason'un bebeği bana göster ki ben de onu göre çevirebileyim. Tamam, az kaldı. Dayan, tamam, az kaldı. Ultrason. Olmadı işte, olmuyor. Olacak. Dayan hadi, tamam dayan. Ah!
ultrason. Oldu, başardık. Şimdi başlıyoruz. Oha! Oğuz Hoca nasıl döndürdü bebeği, gördünüz mü? Abi adam ne yaptı öyle ya? Şaka gibi. Derin nefes al, derin nefes al. Dur dur, doğum başlıyor, dur. Şimdi daha kuvvetli. Gitti! Anneciğim. Onun... hani kardeşine neden test yapıldığını sormuştun ya. O hasta değil, değil mi? Yok oğlum. O hasta değil ama sana söylememiz gereken bir şey var. Tamam. Söylerken de doktor abiden yardım etmesini istedik. Çünkü onlar doktor. Herkese yardım ederler. Onların süper güçleri vardır. Evet oğlum. Oğlum. Bak bir tane. Sen hastay mısın? Anne ağlama. O kadar da acımıyor. Hayır. Onun için değil. Daha başka bir hastalık. Grip gibi mi Eylül abla? Leyla ya da bulaşır mı? Hayır, kimseye geçmez oğlum. Ali Bey. Umut. Umut. Dostum. Farklı bir şekilde hastasın sen. Daha önce hiç olmadığın bir şekilde. Serum takacak mısınız? Takmayacağız. Yaşasın. O şeyi hiç sevmiyorum. İsterseniz ateşimi ölçebilirsiniz. Ateşin yok ki ölçem. Bu iyileştiğim anlamına mı geliyor? Hayır dostum. Maalesef. Üzgünüm ama iyileşemiyorsun. Çünkü senin hastalığının bir tedavisi yok ne yazık ki. Dedem hastalandığında olduğu gibi mi? Evet oğlum. Ama öldü. Ben de mi öleceğim? Evet. Ama uzun bir süre sonra. Bir yıl sonra mı? Yok, daha uzun. Mesela 5 yıl. 5 yıl mı? Çok uzun bu ya. Evet. Peki bu hastalıkta dondurma yeniliyor mu? Oo, istediğin kadar yiyebilirsin. Yani istediğin kadar derken annenin izin verdiği kadar. Dondurma da yiyebiliyorum. Üzülmeye gerek yok. Evet, bir tane. Tabii ki yiyebiliriz. Dünya güzeli bir kız. Söz verdin. Bizi babama götür. Önce biraz dinlen. Babanızın sizi böyle görmesini istemezsin değil mi? Ben de bu dondurma bir mucize. O ne demek? Annemle konuşurken duydum. İyileşmem için mucize gerekiyormuş. Evet.
İşte yedikçe daha hissediyorum. Bence dondurma mucize şekilde iyileştirecek beni. Güzel. Ama eğer gerçek bir mucizeye inanmak istiyorsan bence kendine bak. Neden? Ben bir mucize miyim ki? Evet. Hem de en güçlüsün. Can'ın test sonuçları çıktı. Sonuçlar negatif. Hastalığı taşımıyor. Hocam sen bana dünyaları verdin. Hocam dünyaları verdin. Allah'a şükür. Anne, anne. Biliyor musun ben bir mucizeymişim. Ala böyle söyledi. Annem sen mucizesin, güzelliksin, canımsın benim. Eylül ablanın hoşça kaldı. Görüşürüz Eylül ablam. Umut'a niye öyle bir şey söyledin? Mucize olduğunu mu? Öyle çünkü. Bir insanın öleceğini böyle büyük bir neşeyle karşılaması sence mucize değil de ne? Görüyorsun işte Eylül. Herkesin mucizesi farklı. İşim mucizelerle değil, gerçeklerle. Heh. Anne ile bebeği nasıl? İkisi de gayet iyi hocam. Birkaç sıkıntı oldu ama hallettik. Duydum. İyi iş çıkarmışsınız, tebrik ederim. Sorun mu var hocam? Parçalı taşı kardiyle birlikte aritmi. 180'leri görüyoruz. Can sıkıcı olmaya başladı artık. Beta blokerlara başladık. Hasan babasının görebileceğini söylemişti. Doğum ancak bu şekilde razı oldu. Sanırım şimdi de artık neden göremeyeceğini söylemek zorunda kalacaksın. Cihan Bey'in kontrollerini aksatmasak, devamlı gelişmelerden haberdar etmeli. Beklediğimiz iyileşmeyi gösterirse haftaya taburcu edeceğiz. Aksatmıyorum hocam, siz hiç merak etmeyin. Alo? Heh, onaylandıysa, arşivdeyseniz geliyorum. Tamam. Arşivde ne yapacaksınız hocam? Bir şey araştıracağım. Var mı başka merak ettiğim bir şey? Neredesin lan Gübre? Alo! Beni çağırıyorlar. Üzgünüm, bundan sonra yalnız devam etmek zorundasınız. Senin çok üzerine geldim ama işler değişiyor biliyorsun oğlum. Artık Ala Asaf uzakta değil. Ziya Nur'un en büyük hayali burayı ona devredip kenara çekilmek. Farkında değil miyim sence? Bir an önce bir şeyler yapmalıyız baba. Bu hastane onun hakkı değil. Bunu eski dostun hatırladı. Gerekiyorsa sertçe. Buna gerek yok. Sen yönetim kurulunda gerekeni yap. Kimseyle de ters düşme. Merak etme sen. Her şey kontrolüm altında. Ayrıca benim de bir planım var. Sana güveniyorum oğlum. Ha? Sonunda yakaladım seni.
Bu nasıl bir kondisyon abi? Haftada kaç gün spor yapıyorsun sen? Anlamadım. Sabahtan beri bu ayakta seni arıyorum. Ameliyathanede diyorlar, gidiyorum şimdi çıktı. Odasında diyorlar, gidiyorum şimdi çıktı. Tamam, burası büyük bir hastane ama... Selim abi. Efendim? Sen benden kaçıyor olamazsın değil mi? Saçmalama oğlum. Niye kaçayım ben senden? Sadece çok yoğun bir gün, o kadar. Söyle, ne istiyorsun? Konuşmak. Eylül hakkında konuşmamız gerekiyor. Efendim? Hemen geliyorum. Acil gitmem lazım. Akşam konuşsak olur değil mi? Buyurun hocam. Aradığınız dosyalar burada hocam. Hocam, bana ihtiyacınız olursa ben koridorda olacağım. Tamam, sağ ol. Hocam, bir şey lazım mı? Yok yok, işim bitti zaten. Kolay gelsin. Nedir hastanın durumu? Aldınız mı sonuçları? Kreatin seviyesi 2,5'a yükseldi. Düşüremiyoruz hocam. Diüretikleri aynı şekilde vermeye devam ediyor musunuz? Evet hocam. O zaman nefrolojiden bir konsültasyon isteyelim. Bakalım ne diyecekler. Tamam hocam. Durumu nasıl? Kötü. Diyalize almak zorunda kalabiliriz ama buna da kalbi dayanır mı hiç emin değilim. Kan basıncı düşüyor. Hastayı kaybediyoruz. Samet, 2 ampul adrenalin. Hemen defibrilatörü hazırlayalım. Hemşire! Bu küçük kız annesini özlemiş gibi geldi bana. Babam nasıl? Durumu pek iyi değil. Nasıl yani? Yoksa? Hayır, hayatta ama durumu ciddi. Lütfen doktor hanım, bizi babama götürün. Üzgünüm, ben bunu yapamam. Hem bak, daha yeni doğum yaptın. Zor da bir doğumdu. Senin de bu güzel kızın da dinlenmeye ihtiyacı var, tamam? Babam o benim. Sen söyledin durumu ciddi diye. Yani belki de bizi bir daha hiç göremeyecek. Görüyor musun? Ne kadar güzel. Ne kadar masum. Melek gibi uyuyor. Babam bu mucizeyi görmeyi hak ediyor. Anlıyor musun? Yalvarıyorum, ne olur bizi babama götürün. Ne olur. Lütfen. Nabız yok. 1 miligram epi. Kalp masajına başlıyorum. Hazır. İki yüz hazır. Tamam, masajı bırakın hocam. 3, 2, 1. Hala VF. Tekrar 200. 200 hazır. 200 hazır. 3, 2, 1. Tekrar. Hazır. 200 geliyor. 3, 2, 1. Nasıl? Masaj bende hocam. Asistole. Kaybettik olsun. Daha değil. Kızına söz verdim. Torununu görmeden hiçbir yere gidemez. 1 miligram epi daha. Oğuz, bırak artık. 1 miligram epi daha dedim. Oğuz, adam öldü. İlan et. Saat 20:20.
Oğuz. Baba. Bu bir mucize. Baba bak torunun. Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Koyduktan sonra aradım zaten. Evet evet, aynen sizin istediğiniz gibi yaptım efendim. Bana bak, kimsenin haberi olmayacak ama. Tabii tabii, tabii Sinan Bey. Merak etmeyin. Kimsenin haberi olmayacak. Saygılar efendim. Tamamdır. Ben kendimi koruyabilirim. Her zaman koruyamazsın. Bazen başkalarına ihtiyaç duyarız. Neredesin Ali Asaf? Tamam. Yanına geliyorum. Tamam. Girişte bekliyorum seni. Sonunda. İnanılmaz bir gündü. Vakayı duydum. İlginçmiş sahiden. Monitörde düz çizgiyi gördük. Ölüm saatini de ilan ettik. Sonra adam gözlerini açtı. Lazarus sendromu diyorsun yani. İşte nadir de olsa görünüyor bazen. Vallahi benim bunca yıllık doktorluk hayatımda ilk defa görüyorum. Olumsuz canlandırma sonrasında hayata dönüş. Sadece bir mucize. Ben bu arada senin ayağını sormayı unuttum. Daha ne kadar kalacak? Kalacak biraz da. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyi, iyi. Antrenmanlara başlasak daha iyi olacağım ama. Merak etmeyin hocam, aklımda. Çok kısa özel bir şey konuşabilir miyiz? Tabii. Ben de çıkıyordum zaten. Biraz bekler misin? Seninle konuşmam gereken bir şeyler var. İyi akşamlar hocam. Ben bir şeyi bölmedim değil mi? Hayır. Ya bugün yeni doğan torununu görebilmek için tekrar dirilen bir hastadan bahsediyorduk. Sen hala mucizelere inanma Eylül. Al sana mucize.
Bence bayağı etkileyici. Gözümle görmediğim bir şeyden o kadar etkilenmem ben. O zaman sana şöyle söyleyeyim. Bana bir gün evet diyene kadar direneceğim. Ölmek yok. Beni etkilemek için şu an daha basit bir yol var. Ondan başlasan. Romantizm anlayışın da aynı sen gibi çok güzel. Eski bir rapora beraber bakabilir miyiz diye soracaktım. Bir bakacağım. Sonra konuşuruz. Her konuşmamız bir gariplikle bitiyor. Hadi bakalım. Of. Nöbetim bitti. Ben de bittim. Al. Görüşürüz hocam. Buradan siyahlı biri geçti mi? Hayır hocam. Ben de görmedim. Geçen birisi olmadı. Şahan Bey'in adamlarından mı bahsediyorsunuz? Onlar olamaz ki. Onlar az önce gittiler. Nasıl gittiler? Bilmem. Bayağı buradan geçip gittiler. Doktor hanım, niye bu kadar telaşlısınız? Bir şey mi oldu? Sizi yatağınızda göremeyince panikledim bir an. Ha. Tuvaletteydim. Korumalarınız nerede? Sizi dinledim, gönderdim. Sayende bu yaştan sonra kadın söz dinlemeye de başladık. İyi, ne güzel işte. Siz niye geldiniz? Ben sizin doktorunuzum. Gelmem için sebep mi olması lazım? Sizdeki bu gider de şu alemde kimse de yok valla. Tamam, buyurun hadi yatağınıza geçin, ayakta kalmayın. Hemen hemen ne demek? Yeter ki siz sinirlenmeyin. Yine Samet. Söyle. Hocam rahatsız ettim, kusura bakmayın. Dün ameliyattan çıkan hasta için aradım ama sizi. Kandaki oksijeni ölçüyor musunuz? Ölçüyoruz hocam, normal. Pansuman yapmak gerekiyor. Ben yaparım hocam, tamam. Dur bir dakika, sen yapamazsın. Tamam, ben geliyorum. Peki hocam. Of ya! Yukarıya mı? Aşağıya. Hayırdır? Pilim bitmiş gibi. Özür dilerim hocam. Açlıktan ölüyorum. Niye? Yemedin mi bir şeyler? Vaktim olmadı ki. E git ye o zaman. Olmaz, işim var. Ne işin var? Nereye gidiyorsun? Şu mafya liderinin pansumanını yapacağım. Cihan onun adı. Mafya lideri deyip durma. Ya, yanlış bir şey yapacağım da beni çekip vuracak diye korkuyorum da. Hadi ver şunu bana, ben yaparım. Olmaz olmaz hocam. Kızarlar bana. Ya tamam, Eylül Hoca öyle dedi dersin. Hadi in şu katta fikrimi değiştirmeden. Çok sağ olun hocam. Siz bir meleksiniz. Allah Allah.
Kimsin sen? Kardeşim nerede? Ne kardeşi be? Ne diyorsun sen? Kardeşim nerede? Eğer kardeşimi getirirsen seni öldürmeyeceğim, canını bağışlayacağım. Boşuna çabalama. Seni kimse elimden alamaz. Seni öldüreceğim. Kardeşim nerede? Seni öldüreceğim ama seni yavaş yavaş öldüreceğim. Acı çektire çektire öldüreceğim. Anlıyor musun? Anlıyor musun lan? Sessiz olun doktorum. Yoksa sizin de sonunuz iyi olmaz. Duydunuz mu? Duydunuz mu dedim? Pardon, meşrubatları getirdim de. Neredesiniz acaba siz? Bütün gün bekledim, marketten kendim almak zorunda kaldım. Kollarım koptu benim taşımaktan. Bana ne? Bunu patrona söyleyeceksiniz. Bakın benim iki elim var ve çok yoruldum. Hanımefendi. İçeri bırakıyorum. Ya ben hayal mi görüyorum acaba? Ya açsana kızım ya. Dünyanın en önemli ikinci haberini vermek için arıyorum ben burada. Barın arkasına bıraktım. Ali eniştemden sonra Mehmet eniştem de burada. İnanamıyorum ya. O kadar yıl bekle. Sonra kısmetler çifter çifter gelsin. Ya Allah'ım ya. Sen bu bebek yüzlü Esma'yı ne zaman göreceksin acaba? Neredeymiş şu meşhur kafa? Ya ne kadar meşhur bilmiyorum ama... Eski bir öğrencimin kafesi. Şurada ya, geldik zaten. Şurada biraz oturalım mı? Ayağım ağrıdı da. Tabii tabii, gel. Yoksa sen Esma'nın kafesinden mi bahsediyorsun? Onu da mı tanıyorsun? Normal değil mi? Eylül'ün arkadaşı. Hatta tek arkadaşı. Eylül hakkında ne düşünüyorsun? Mesleki fikrim, elimizde muhteşem bir cevher var. O yüzden mi o giderse ben de giderim dedin? Kovulmasını sen engellemişsin. Gitmesini mi ister? Kötü mü oldu arkasında durmak? Yok. Merak ettim sadece. Telefona bak. Doktorların aramaları bekletme lüksü yoktur. Sağ ol. Efendim Esma? Eylül sizinle mi? Hayır. Nerede bu kız? Hastanede nöbetçi bugün. Telefonu açmıyor, açması lazım. Ben ne zaman arasam açardı. Kesin başına bir şey geldi. Ben hastaneye geliyorum. Tamam tamam, sen sakin ol, ben gider bakarım. Tamam. Çok 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 kızdığımı söyle, tamam mı? Beni kesinlikle arasın. Tamam, haber bekliyorum. Tamam, merak etme.
Ne çok arayanım var. Ver şunu. Doktorum ben. Telefonu açmazsam ne yapıp edip bulurlar beni? Fatal! Otur yerine. Otur yerine. Otur yerine. Yaklaşma. Tamam. Merak etme. İşim fazla uzun sürmeyecek. Görmek istemiyorsan defol git. Umurumda bile değil. Yaklaşma. Garip birini gördüm de bir bakacağım. Sonra konuşuruz. Bir şey mi oldu? Her şey yolunda mı? Hayır. Eylül Hoca nerede? Hastanedeymiş ama hiçbir yerde bulamıyorum. Cihan Bey'e pansuman yapıyor hocam. Çok zor değil mi böyle eli kolu bağlı karşımda? He? Yaklaşma. Kardeşim nerede? Kardeşim nerede? Tamam dur. Adam sana cevap veremez. Ağzı kapalı. Öldürdü onu. Kardeşim onun yanında çalışıyordu. Onun adamıydı. Yanından ayrılmak istiyordu. Cebine 3-5 kuruş para koydu. Kandırdı onu. Kardeşim her gün yanından ayrılmak istediğini söylüyordu. Ama şimdi 3 aydır ortada yok. Yaklaşma! Tamam. Tamam. Tamam bak. Geride kimsen yok mu senin? Hapse düşeceksin. Annem var. Her gün ağlayan annem var. Yazık değil mi ona, ha? Yaklaşma. Ne yapacak tek başına? Gurur duyacak benimle. Aslan oğlum diyecek. Kardeşinin kanını yerde koymadın diyecek. Helal olsun diyecek. Duymaz anne o. Yüreği yanar. Bak yapma. Yapma bu adam için. Bu adam için elin kanı bulama. Değmez. Bak sen iyi birine benziyorsun. Tamam mı? Buluruz kardeşini. Yaklaşma. Bak yapma olan sana olacak. Yapma ver. Hadi. Hadi ver. Herkesi gözlerimin önünde kaybettim ben. Anne, baba. Gitmeyin. Hazır mı? Erkek,
Ölüm saati 10.51. Kadın, ölüm saati 10.53. Gitmeyin. Anne baba gitmeyin. Bunun tekrar olmaması için şimdi benim bir mucizeye ihtiyacım var.